''Hocam asli ihtiyacımız olan bir evimiz var. Eşim bana ev aldı. ikinci bir eve sahip oldum. Bundan sebep bana hacın farz olduğunu söylediler. Hac ibadeti için yazıldık. Eşim bana mahrem olmak için yazıldı. Ona hac farz değil. Bundan önce de hacca ya da umreye gitmedi. Bu seferki gidişinde benimle giderken ölmüş babasının adına hac yapabilir mi? Babasının üzerine hac farzı gitmedi, vasiyette etmedi.'' Bu durumda ne yapmamız lazım demişler. Şimdi e, sanki bir tane soru var gibi ifade edilir evet, ama anladım. aslında sorun içinde birden Sorular fazla var. soru var. E, birinci olarak e, anladığım kadarıyla bunu soran e, kişi e, herhalde bir baya. bayan. evet. E, böyle anlıyoruz e, ve bu bayanın şu anda oturduğu bir evi var. E, anladığımız kadarıyla kendi evi var. Bunun haricinde bir ev daha kendisine alınmış. Hı hı ve o da mülk olarak kendisine aittir. Tabii bu asli ihtiyacının haricinde kenarında kişinin bir mülkü varsa ve o mülkün gelirine de muhtaç değilse, burası da önemlidir. Evet. Hacca gidebilecek imkana sahipse maddi olarak bu insana hac farz olur. Ancak kadınların hacca gitmesi kendi ve mahremini de getirmesiyle alakalı. Hani bir mahremi var ama mahremi gitmiyorsa gidecek imkanı yoksa o zaman hem kendini getirecek hem de mahremini getirecek. Evet. Ama mahremi zaten gidiyorsa bu takdirde bir daha mahreminin e, maddi külfetini yüklenemiyorum diye ki mahremi öyle bir talepte bulunmuyorsa o zaman buna farz değildir denmez. Evet. Şimdi dolayısıyla burada anladığımız kadarıyla kendi imkanıyla da zaten gidecektir. E, eşi de gidecektir. Bunu da anlıyoruz. E, dolayısıyla gitsinler ama burada ikinci bir soru var. Eşinin yani kocasının kendi namını hac yapmadığı halde işte vefat etmiş olan babasının namına hac yapmasından bahsediliyor. Yani niyabetten bahsediliyor. Evet. Vekil hacdan bahsediliyor. Peki bir insanın kendisi farz haccını yerine getirmemişken bir başkası namına vekil hacca gitmesi sahi midir, değil midir? Evet. Bu konu mezhepler arasında ihtilaf edilen konulardan bir tanesidir. Şafii mezhebine göre ki özellikle oradan başlamak istiyorum. Yapılan hac kendi namını olur. Hmm. Yani söz gelimi siz hacca gitmediniz, kendi farz açınızı ifa etmediniz. Bir başkasının vekili olarak o kutsal yolculuğa çıktığınız zaman, bu kutlu yolculuğa çıktığınızda yapacağınız hacce, velev ki niyetinizi o gayir kişi adına yapsanız da yapılan haç sizden mahsup olunur. Aldığınız bedeli geri ödemek zorundasınız. Hmm. Hanefi mezhebine göre ise böyle değil. O ki sen o kişinin niyetiyle yaptın yaptığın hac o kişi namına olur. Ancak kendi üzerine farz, farz olacağından dolayı çünkü şöyle ki bir insanın hacca e, hac ile mükellef olması illaki maddi imkana maddi sahip yani. olmasına bağlı değil. Sen hac aylarında o ki ordasın orada bulundun. O veya şu nedenden dolayı problem değil. O ki orada bulundun. Bu durumda kendi namına değil bir başkasının namına hacca niyet etmek tahrimen mekruhtur, günahtır. Hmm. Yani bu insan günaha girmiş olur ve hac da kendisine farz olmuş olur. Velev ki maddi imkanı artık hiç bulamasa bile. Böyle bir sıkıntıdan dolayı diyoruz ki bir insan kendi namına hac yapmamışsa bir başkası namına hacca gitmesi uygun değildir. Zaten Şafii'ye göre yapacağı hac geçerli de değildir. Hmm. Hanefi mezhebine göre geçerli olsa da günah işlemiştir. Tahrimen mekruhtur. Evet. Haramdır yani hadi anlamda. O yüzden doğru bir şey değil. Kendi namına hacca gitsin. Eğer kendi namına hacca değil de yani bir başkası niyabeten gönderiyorsa da gönderecek olan kimse kendi namına haccını yapmış olan birini tercih etsin. Evet. Buna göre de bir kendine dikkat etsin. Evet.